Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni Elantra ile birlikteyiz. Showroomlar da yerini aldı. Ben de sizler için gelip videosunu çekmek istedim. Yeni Elantra artık yenilendi. Boyutları bayağı büyüdü. Kia'nın bir modeli var. Amerika pazarı için üretiliyor. Bu araç da onun platform kardeşi olduğu için Amerika pazarına üretilmiş gibi düşünebilirsiniz. O boyutlarda bir araç. C segmenti ama gördüğünüz gibi gayet uzun bir araç. Teknik verilerini ekrana yazarım. Ne kadar uzadığını, ne kadar kısaldığını bunları anlatırım. İlk izlerimin tavanın biraz alçaldığı yönünde, boyutunun uzadığı ve aks mesafesinin genişlediği yönünde. Ön tasarım şurada gördüğünüz i20 ile başlayan yeni tasarım dili farlar böyle J şeklinde ve böyle geniş bir panjurla devam ediyor. Bu araç ya elit ya da smart paketi, ikisinden biri, yani ortalama bir donanım seviyesine sahip, öğrendiğimde ekrana yazarım. Önde bu yüzden LED farlarımız var. Sinyallerde ayrı bir grup olarak yerleştirilmiş. Bir sis farı yok gördüğünüz gibi. Belki farın sis farı özelliği vardır. İçeride bakarız. Burada böyle sanki burası boşlukmuş gibi bir izlenim veren tasarım oyunları yapılmış. Köşeli hatlar devam ediyor Hyundai'de. Yeni tasarım diliyle başlayan. Burada kaput aşağı doğru uzun ve panjurumuz küçük ama geniş bir panjur. Burada buralar piyano bilek. Burada da radarlarımız var. Bu araçta muhtemelen aktif güvenlik donanımlarının %80-90'ı mevcuttur. İçeride de inceleyeceğiz. Şöyle yana doğru diğer taraftan geçelim. Burada 17 inçlik alüminyum alaşım jantlarımız var. Gayet güzel gözüküyorlar. Kum holastiklerle gelmiş. Çamurluk işlerinde ve davlum bazlarımız mevcut. Yalıtımı da iyidir. Yalnız disk janta tam böyle kaliper janta sıfır. Güzel duruyor. Yanında bu köşeli tasarımın devamı böyle üç çizgi şeklinde devam ediyor. Boş duruyor ya. Ben beğendim. Yani boş paketleri çok boş bu aracın ama bu ortalama donanım seviyeleriyle güzel. Fiyatları yüksek. Biraz C segmenti o da normal. Paçalık var. Paçalık da severim. Şöyle devam edelim. Arkada yine bu keskin hat devam ediyor. Şöyle buradan baktığımızda LED bumerang şeklinde farlarımız, stoplarımız var. Boş paketlerde sadece burada halojen, burada LED sinyalimiz, geri vites kameramız ve burada geri vites lambamız, kameramız değil. Burada ortada bir yanıyor bu da. Boş paketlerde yanmıyor ama dolu paketlerde yanıyor. Buradan da bagaj açıyoruz. Kamerayı buraya yerleştirmişler. Burada sanki Hintliler oluyor ya, kafasında kırmızı leke olan. Ona benzettim biraz. Elantra yazımız bagajda, yeni moda böyle. Bagajın bir amortisörü yok sanırım. Böyle direkt bıraktı kendini yukarı. Amortisörlü şekilde değil, kendim kaldırdım. Bagaj ağzı günü, genişliği güzel bagajın. Derinliği de yeterli. 474 litre bir bagajı var. Bagajda herhangi bir göz yok. Burada oyuklar var. Gayet güzel gözüküyorlar. Buradan da koltukları yatırabiliyoruz bu arada. Bagaj da güzel. Şu alt alt kısmında da bir tamir kiti ve bir gözümüz var. Stepne olmadığı için. Güzel bak, bu kaymasını buralara oturtma yeri yapmışlar. Ya bagajın malzeme kalitesi de güzel. Ya burada bir tutma kolu yok işte. Bir tutma kolu olsaydı daha iyi olurdu. Kapanma hissiyatı güzel. Arkada park sensörlerimiz var. Burada difüzörümüz var. Sis lambamız da. Şu 206'lardaki gibi arkada ortada. Alttan bakarsanız bu araçta torsiyon çubuğu var. Arkada bağımsız süspansiyon yok. Şurası güzelmiş ama piyano bilek. Beyaz güzel uymuş. Yavaş yavaş içe doğru geçelim. Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi var. Bu araç elit donanım. Hayalet göstergesi var. Kapı kolları ayrı gelmiyor ama kapıyı açması kolay. Gayet güzel açabiliyoruz. Buralar İşte elit donanımda var, yumuşak olsaydı elit ya da elit plus da güzel olurdu ama sert plastik. Boşları kabul edebiliriz ama bunu birazcık düşündürür. Burası güzel ve deri kaplı, kumaşlı vesaire. Buralar yumuşak plastik, gayet güzel. Yani bu tuttuğumuz yerlerin yumuşak olması, birleşim yerlerinin güzel olması iyi bir şey.
4 cam otomatiğimiz var. Bu tek tuşlu otomatik sol camdalar. Sadece kapı kilitlerimiz, katlanır aynamız var. Krom bir kapı kolumuz var. Yerleşimi ve dizaynı da güzel. Burada ses sistemimizin tweeter'ı mevcut. Burada depo kapağımızı ve bagajı buradan da açabiliyoruz. Bu arada gördüğümü söyleyeyim. İçeriye doğru geçmeden önce koltuklara bakalım. Elite Plus alırsanız deri koltuklar geliyor. Açık gri renkli. Bu araç Elite donanımı olduğu için kumaş koltuklar gelmiş. Koltukta herhangi bir bel desteği göremiyorum. Ayar anlamında biraz bakir bir koltuk. Tavan da koyu renkli. Açık renk döşeme koyu renk tavan güzel bir kombin olabilir. Burada güzel böyle kristal karbon arası bir far kolu var bu arada. İçine doğru geçelim. Burada ESP off ve far yükseklik ayarımız var. Buradaki fuse diyor. Sigorta kutusu burası. Göz değil. Göz zannedip açacaktım. Sigorta kutusuymuş. Şunun ne olduğunu bilmiyorum ama hani birkaç videoda da izledim. Onlar da bilmiyorlarmış. Öğrenince, netleşince yine yazarım buraya. Direksiyonumuz 4 kollu bir direksiyon. Kapıyı kapatalım. İnsanlar geçiyorlar. Kapı hissiyatı güzel. 4 kollu bir direksiyonumuz var. I20'ye çok yakıştırmasam da Elantra'ya yakıştırdım açıkçası. Güzel durmuş. Ben 4 kol sevmeme rağmen bunu sevdim. Çünkü küçük el direkli. Burada hayalet göstergemiz var. Şöyle kapıyı açayım. Anahtar yok aracı. Start stop düğmesine basalım. Anahtar algılanmadı desin. Böyle renkli gayet güzel. I20'den de tanıdığımız güzel bir ekran. 10.25 inç bu ekran. 8 inçte bu ekran. Elite Plus'ta 10.25 inç geliyor yine. Style ve style konforda küçük normal teyp geliyor. Bunda da ekran geliyor. Şöyle bir açalım ekranı. Açılacak mı merak ediyorum. Açılmıyor. Ya araba yeni gelmiş. Henüz şeyi yapılmamış. Akü takviyesi vesairesi yapılmamış. Ondan açılmıyor muhtemelen. Havalandırma ve üfleşleri güzel. Birleşme yerleri güzel. Burası sert plastik ama dokusu verdiği hissiyat güzel. Yumuşak olsa daha güzel olurdu. Burada biraz Passat vari. Yeni tasarım dili bunda. Aynen i20'de de olan birleşik gidiyor trim. Burada güzel bir şey var. Sanki spor bir arabadaymışsınız gibi böyle sizi sarsın diye böyle bir şey yapmışlar. Güzel yani yolcuyu dışlıyorsunuz kokpitte. Kokpitte hoş size dönük. Yolcuyu dışlamak. Otomatik klimamız var çift yönlü. Koltuk stopu donanımda yok. Kablosuz şarj var burada. Bilgilendirmesi metnini buraya koymuşlar. 12 voltumuz var. Bir USB bir de şarj USB'miz var. 1.6 atmosferik 123 beygirlik motorun CVT şanzımanla kombinlenmiş hali ve CVT şanzımanın topuzu da burada. Burada geri görüş kamerasının düğmesi drive mod yani sürüş modlarının butonu. Elektronik el freni ve auto hold düğmelerimiz var. 2 adet bardaklığımız var. Buradan switch diyor. Bardaklığın şeklini değiştirebiliyorsunuz. Sanırım onun switch'i ya da boyutlarını mı değiştiriyorsunuz? Evet bardaklığın derinliğini değiştirebiliyorsunuz. Bu da güzelmiş. Kol dayamayı açalım. İçi gayet derin. Halı kaplı. Bir USB de bunun içinde var. İleri geri yükseklik ayarı yok. Ancak konumu güzel. Otomatik vites araba zaten. Burada sürüş destek sistemlerinin butonlarını görüyoruz. Şerit takip, adaptif cruise kontrol gibi. Burada da Bluetooth kontrollerini görüyoruz. Torpidomuza şöyle bir bakalım. İçinde bir kaplama yok. Işık da yok. Soğutma da yok. Ama torpidonun boyutu yeterli seviyede. Burada hafif ince çerçeveli bir kararan aynamız var. Yine yukarı çıkalım. Burada bir aynamız var ve bu aynanın ışığı bununla hisseler bunu yapmayı prizli. Yani düğmeli işinize yaradığı zaman açın diye. Yine iç aydınlatmalarımız sarı renkli. Burada da var. Sunroof kontrollerimiz ve SOS butonumuz var. Burada yani cam tavan değil sunroof var. Boyutu yeterli seviyede ama alıştık cam tavanı biraz daha büyük olsaymış güzel olurmuş. Perdesi de gördüğünüz gibi elle kapanıp açılıyor. Tavan rengi ve dokusu güzel. Böyle tam siyah değil kahverengi gibi. O yüzden çok da boğmuyor sizi. Böyle kapı içi gözlere bakmadık. Bu arada yeterli seviyede. Böyle bir şeye benzeteceğim ama arabanın bir yerine farına benziyor. Biraz andırıyor bir yerleri. Ama boyutu yeterli seviyede. Kaplaması da yok. Şu koltuğu bir kendime göre ayarlayayım. Evet ideal sürüş pozisyonundayım. Arkaya geçelim. Bir de arkasına bakalım. Kapı hissiyatları güzel. Deposu da burada. Bu kapağı da burada bu arada. Burada da güzel bir doku var.
Bu tarz ince detayları severim. Kapı üstleri yine sert plastik. Burası deri kumaş karışımı bir malzemeyle kaplı, değişik bir malzeme. Buralar sert plastik. Yine burası da sert. Kapı içi gözlerimiz birazcık ufak. Tek şişe ancaklar birazcık büyük olabilirdi. Şuraya kadar gelseymiş güzel olurmuş. Yalnız arkası bayağı geniş duruyor. Solda cep yok, sağda cep var. Ona da içeri binince bakacağız. Koltuklar baldır mesafesi de geniş, diz mesafesi de geniş. İçeri doğru geçelim yavaştan. Şimdi önde ben oturuyordum az önce. Ve rahat oturduğum pozisyonda, en dik oturmuyorum. Bir karış bir diz mesafesi var, gayet yeterli. Dik oturursam ki daha da artacaktır ama rahat oturuyorum. Baş mesafesi olarak da yine 4 parmaktan biraz fazla. Saçım başım dağıldı. Rüzgarı soğudu, arabada cama çıktı. Ortada havalandırma üfleşlerimiz var. Yalnız bir göz bir şey. 12 volt yok. USB yok. Ortada bir kol dayamamız mevcut. 2 adet bardaklı var ve Korece yazmışlar. Bu araçlar Kore üretimi sanırım. Kore'ydi galiba. Evet, Kore üretimi. Yani uzak doğu arabası olduğunu hissediyorsunuz. Kaliteye önem vermemişler ama görünümü ve fonksiyonelliği güzel bu aracın. Ortada ince bir şaftinel var ancak koltuk geniş olduğu için oturduğunuz zaman rahat ediyorsunuz. Ortadaki baş mesafesi de yine aynı, değişmiyor koltuk yüksekliği. Arkadan öne gelen bakışımız da böyle. Bu cep de güzel. Yani burada olmayıp burada olması bir garip. Ki şöyle bir şey var. Bu aracın en bazı donanımını alırsanız bu direksiyonun mesela derinlik ayarı, yükseklik ayarı olmuyor. Yani bu tarz, ya boşu çok boş, dolusu da çok dolu bu arabanın. O yüzden fiyat aralığı da açık. Burada da bir ışık var bu arada. Şöyle dışarı çıkalım. Bitti çünkü anlatacak olayım. Bir kapanış yapalım isterseniz. Evet, bugünkü kapanışımı arkadan yapacağım. Yine Elantra'ya bir bakış attık. Yine Türkiye'de ilklerden biri olduk. C4'te olduğu gibi. Onu da izlemediyseniz kartlardan ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Bu araç hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Çekmemi istediğiniz araçları yorumlarda belirtebilirsiniz. Fiyat listesi için yine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Açıklamada hepsini yazdım. Açıklamaya kadar inmişken sağdan da bir kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz sevinirim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.